Yani aslında Kemal Hoca'nın dersleri keyiflidir. Ama notu biraz kıttır. Yani bu zamana kadar yüz verdiği öğrencisi henüz görülmemiş. En fazla 80. Hadi ya. Çok çalışmak lazım desene. Ozan. Nasılım baksana bir. Güzel. Hoş geldin Ozan. Hoş buldum. Günaydın yok mu Aslı? Sabah sana mesaj attım. Cevap vermeyince merak ettim. Bir sorun yok değil mi? Yok. Yok bir şey, ben iyiyim. Berçin az kalsın unutuyordum. Eylül'ün şarj aleti benim çantamda kalmış da kafeye gidip ona vereceğim. Siz oturun. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Ozan. Otursana. Aslım. Hocam. İyi misin? İyiyim. İyiyim hocam. Sadece nefes almakta. Dur tamam, konuşma dur. Gel şöyle. Gel şuraya gir. Gel. Otur. Dur. Ben sana bir su vereyim. İyi misin? İyiyim. İyiyim hocam. Aslım bu ne öksürük? Nefes bile alamıyorsun. Hocam, astım var bende. Ya aslında çocukken vardı. Annem doktora götürdü. O zaman geçti ama ara ara tekrar ediyor böyle. Ha. Stres de tetikler, biliyorsun değil mi? Evet. O da olabilir hocam. Aslım, aman diyeyim. Şakası yoktur bu illetin ha. Dikkatli ol. Yok hocam, bendeki öyle şiddetli değil. Hem nereden geldiği de meçhul. Ya, normalde kalıtsal oluyormuş bu astım. Aileden geliyormuş ama benim ne annemde var ne de babamda. Bir tek ben. Ailede başkasında yok yani, öyle mi? Yok hocam. Çok garip değil mi? Hocam, bir daldınız. Hı? Yok canım. Üzüldüm sadece. İnşallah tekrar etmez. Dur hatta. Ah, bunu yeni aldım. Daha kullanmadım hiç. Tekrar ederse kullan. Yok hocam, hiç gerek yok. Ben alırım sonra. Al dedim. Bende var yedikleri. Ne olur ne olmaz. Hadi bakalım. Benim dersime mi giriyorsun? Evet hocam. Hadi. Geç kalırsan almam dersi ha. Tamam. İlacını da saatini geciktirmeyelim. Niye zahmet ettin abla, ben alırdım. Aman sen de. Ne zahmeti canım. Ha.
Hediye, bak ne diyeceğim. Raziye geldi. Biz dışarıda oturuyoruz. Sıkıldıysan falan gel. Azıcık kafan dağılır. Abla, şimdi benim hiç kafam kaldırmaz. Malum Raziye Hanım'ın çenesi biraz fazla. Sus, sus. Zaten çok başım ağrıyor. Ben biraz daha dinleneyim. İyi, tamam. Ama bak dediğim gibi sıkılırsan dışarıdayız yani. Açmayacak mısın? Nurhancığım. Ay canım benim ya. Nurhancığım, ben ne diyordum en son? Ha, Eylül diyordum. Hani öyle kimsesiz, sahipsiz okulun kafesinde çalışıyor değil mi? Allah Allah Raziye. Niye sahipsiz oluyormuş ki benim çocuğum? Biz varız başında canım. Canım benim o manada mı diyorum? Aşk olsun sana Nurhan. Mesela diyorum hani. Tut ki bir kıza askıntılık etti. Vallahi ne yapacak? Gider o zaman patronuna söyler. E diyelim ki kızın aklı çelindi. Ay Nurhancığım, burası okul. Hepsi genç bunların. Hepsi aynı emsal. Yani sen de şimdi... Kusura bakma ama... Bunların içinde serserisi de var, uğursuzu da var. Kızın aklını çelmek için ne oyunlar ederler. Vallahi Raziye. Benim kızımın hiç öyle o taraklarda bezi yoktur. Evinden işine gider, işinden evine döner. Maşallah. Bizim aklımız çok rahat o konuda. Ay Nurhancığım. Yani ben de Eylül'ün gözü dışarıda falan demiyorum. Sadece hani çok dikkatli olmak lazım diyorum. Da. Sen kızına güvenirsin ama elin oğluna güvenilir mi hiç? Orası öyle tabii de. Aman Raziye, ay niye kurt düşürüyorsun şimdi benim içime? Eylül, sana güzel bir haberim var. Ne oldu? Ya ben biraz merak ettim. Ebru'yu aradım. En azından bir fikrimiz olsun diye. Niye ki? Senin için. Bunlar deneme sınavı yapıyorlarmış. Yani eğer dereceye girersen ücretsiz kayıt olabiliyor musun? Ben de diyorum ki sen şu sınava girsen, iyi bir puan alsan ki bence alırsın, al sana bedava hazırlık kursu. Yapamam. Dedim ya, araya zaman girdi. Ben artık hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Bildiğim çoğu şeyi unuttum. Olmaz. Ya Eylül, bak sen çalışkansın. Yapabilirsin. Yani hatırlarsın, ne var ki bunda? Yaz. Yapamam. Bak ne olur üsteleme artık. Benim işin başına dönmem lazım. Sonra görüşürüz. Ya sen de at şu broşürü artık. Ozan gel, biz şöyle geçelim. Nesi var aslında? Konuştun mu hiç? Canı sıkkın gibi. Babasıyla ilgili mi? Yoo. Yani ben sordum ama bana bir şey söylemedi. Ben de üstelemedim. Sen de boş ver bence. Affedersiniz. Geç kaldım. Geç bak.
Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta nerede kalmıştık? Biri hatırlatsın ama. Gitti mi Raziye Hanım? Gitti gitti. Aman işi varmış. Sen ne yaptın? Aradı mı Tarık Bey? Açsaydım be hediye. Belki de adam önemli bir şey söyleyecekti. Korkuyorum abla. Şüpheleniyor belli ki. Ya anladıysa Aslı'mın kızı olduğunu, benim kızım mı diye sormak için arıyorsa ne yaparım ben? Yahu dün siz karşılaşmadınız mı zaten? Söyleyeceğini söylemişsin. Daha ne soracak canım? Bilmiyorum ki. Düşündükçe aklım çıkıyor. Hediye. Bir daha ararsa aç bence. Cumhuriyet döneminde Roma oldukça fazla genişlemiş ve genişlemenin sosyolojik ve ekonomik sorunları baş göstermiştir. Bu sorunlarla uğraşmak Cumhuriyet müesseselerini yıpratmıştır. Nereden geldiği de meçhul. Normalde kalıtsal oluyormuş bu astım. Aileden geliyormuş ama benim ne annemde var ne de babamda. Bir tek ben. Ailede başkasında yok yani. Öyle mi? Yok hocam. Çok garip değil mi? Bu dönem Roma hukukunun gelişmesini ve kökleşmesini sağladı. En son burada kalmıştık hocam. Tamam. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu konuda esneklik gösteremem Kenan. Yönetim kurulu toplantısına verdiğim önemi biliyorsun. Her şey benim kontrolümde olmalı. Toplantıda da ona göre davran, tamam mı? Gel. Hadi görüşürüz. Selam. Jülide. Hayat, hoş geldin. Bu ne güzel sürpriz. Yönetim kurulu toplantısına katılmaya karar verdim. Hayatım, ne gerek vardı? Ben senin yerine her şeyi hallediyordum zaten. Ozan doğrusunun bu olduğunu söyledi. Ben de hak verdim. Gündem dosyası nerede? Demek Ozan öyle istedi, öyle mi? Senin için bir sakıncası mı var? Yok hayatım, yok. İşte gündem dosyası burada. İstersen geç masanda incele. Yok, böyle iyiyim. Sen işine bak, ben inceleyeyim. Ozan. Niye böyle davranıyorsun? Nasıl? Uzak, mesafeli. Sorun ne? Seni kızdıracak bir şey mi yaptım? Neden sürekli benden kaçıyorsun? Seninle ilgili bir şey yok Ozan. Neden her şeyi üstünden alıyorsun? Neyle ilgili o zaman? Sorun ne? Söyle, çözüm buluruz. Son günlerde yaşadıklarımı bilmiyormuş gibi davranma lütfen. Babamın yaptıkları, annemin hastalığı, sitede olanlar. Bunlar kolay atlatılacak şeyler değil. Şimdi izin verirsen yalnız kalmak istiyorum. Çok özür dilerim, isterik olmalı. Tamam, başım şişti.
Limon ağacı için de çok teşekkür ederim. Ama hiç gerek yoktu. Ben sevinirsin diye düşünmüştüm. Sağ ol. Ama bana kötü anıları hatırlatmaktan başka bir işe yaramaz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Eylül. Bak ben dersi iyice düşündüm, taşındım. Bence bu sınava girmen çok mantıklı. Ya sen derslerde bunları mı düşünüyorsun? Ya ders bu ders, adı üstünde. Dinlemen gerek. Vallahi böyle giderse sınavlarda çakarsın benden söylemesi. Al işte. Fikrimi savunmama bile gerek kalmadı. Bak bence senden harika bir öğrenci olacak. Gir şu sınava. Ya bak hemen sinirlenme. Sana sadece dene diyorum. Denemekten bir şey kaybetmezsin. Hem bu senin için bedava dersen şans olabilir. Yaz. Ben bir garsonum. Garson. Babası iş kazası yüzünden kapıcılık yapan ve çalışmak zorunda olan bir kızım. Ben o dershaneyi bedava kazansam bile bir gün okulu parasızlık yüzünden bırakmak zorunda kalabilirim. Tamam? Unut artık o işi. Hadi lan hadi. Çık artık. Ne okulmuş. Ellerim kaşınmaya başladı. Aç şunu hediye. Tarık. Senin fikrindi değil mi? Ozan'ın aklına sen soktun. Jüri'nin yönetim kuruluna katılması fikri senindi. Aa. Jüri de yönetim kurulu toplantısına mı katılıyor? Bence mantıklı bir karar. Büyük ortak neticede katılmalı. Tarık, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok. Gayet ciddiyim. Aslı'nın bir derdi var ama bana söylemiyor. Olanları bahane ediyor. Belki sadece canı sıkılmıştır. Kafasını dağıtmak istiyordur. Bilmiyorum. Ama bir şeyler yapmam lazım. Bir yerlere mi götürsek? Aa, harika fikir. Beraberce hayvanat bahçesine gidebiliriz bence. Kafesteki hayvanları izlemek sana keyif mi veriyor Berçin? Ben seni denedim sadece. Luna Park. Luna Park'a gitmek gerçekten eğlenceli olabilir. Bilmem. Tuhaf kaçmasın. Koca insanlarız sonuçta. Niye tuhaf olsun canım? Hem ben Luna Park'a gitmeyi çok seviyorum. Bence Aslı da seviyordur. Gel soralım be. Amacım seni rahatsız etmek değil. Ama konuşmamız lazım. Hem de hemen. Biliyorum. İkimiz de evliyiz. Bunu tekrar edip durma. Ama konuşmamız lazım. Mümtaz, Jülide'nin kararına saygı duyuyorum. Ama sonra konuşalım. Şimdi işim var, tamam? Görüşürüz. Alo. Benimle hemen idari katta buluş. Takip etmeni istediğim biri var. Luna Park'a mı? Hemen şimdi mi? Yani bana da tuhaf geldi ama belki kafam dağılır. Tamam. Olur gidelim.
Harika. Çok eğleneceğiz. O zaman sen burada bekle, biz aslında bir makyajımızı tazeleyelim. Yine aynı konu için sattık. Baban için. Anlamadım. Üniversiteye gitmemeyi en çok babam istiyor demişsin. Bu dershanenin sınavına babanın hatırı için girmelisin. Onun seninle ilgili kurduğu hayaller için Eylül. Hem seni dershaneye gönderemediği için ne kadar üzülmüştür. Hem de nasıl. O zaman gir. Kazansam babam mutlu olmaz mı? Mutlu olur tabii. O zaman gir Eylül. Gir ve kazan. Tamam. Deneme sınavına giriyorum. İşte bu. Süpersin. Bak inanıyorum. Her şey çok güzel olacak. İki saattir bekliyorum anne. Ağaç oldum vallahi. Ama çıkar çıkmaz tepesine bineceğim çakalın. Sen dur. Tamam hadi. İşim bitince ararım ben seni. Hadi. Anladın değil mi? Siz gidin ben geleceğim diyeceksin. Biz Luna Park'a varınca da Ozan'ı arayıp kusura bakmayın işim çıktı ben gelemiyorum diyeceksin. Anladım Berçin de. Ozan ayıp olmayacak mı? Sen Ozan'ı düşünme. Sen beni düşün. Sayende çok eğleneceğiz. İyi, peki. Zaten ben Luna Park'a gittiğim zaman sana mesaj atarım. Sen de Ozan'ı ararsın. Tamam Berçin, anladım dedim ya. Hadi gel. Tamam mıyız, gidiyor muyuz? Şöyle yapalım Ozan. Siz şimdi Luna Park'a geçin. Ben bir eve uğrayayım, annemi kontrol edeyim. Ondan sonra size katılırım, olur mu? Bana uyar. Geliyorsun değil mi? Tabii, geleceğim. İyi madem, biz gidelim o zaman. Ama sen de gelmemezlik yapma, tamam mı? Bozuşuruz. Tamam, geleceğim dedim ya. Mümtaz Bey, takibe başladım. Şu an okulu terk ediyor. Güzel, sakın peşini bırakma. Ne işler karıştırıyorsa öğren, sonra da beni haberdar et, tamam mı? Emredersiniz. Muhakkak buluşmamız lazım. Şimdi elime düştü Tarık. Buluşmayı kabul etmese miydim acaba? Ödüm kopuyor, Aslı'nın kızı olduğunu anlayacak diye. Aman koparsa kopsun. Ya nereden anlayacak? Şecere mi okuyor bu adam? Hem hediye. Kim biliyor bunu? Sen biliyorsun, ben biliyorum, bir de Allah biliyor. Yani biz söylemezsek... Anacığım, korkutma kendini. Git güzelce konuş, gel. Bak gitmezsen adam iyice meraklanacak. Haklısın. Ben Aslı'ma yazayım geldik diye. Dur ben ararım. İyi.
Efendim? Aslım, biz Luna Park'a geldik. Sen ne yaptın, çıktın mı? Ben gelemeyeceğim. Siz bensiz takılın. Neden? Geleceğim demiştin. Kötü bir durum yok değil mi? Bak, söz vermiştin. Annem kendini iyi hissetmiyormuş. Onu hastaneye götüreceğim. Başka zamanda birlikte gideriz. Size iyi eğlenceler. Peki. Yapabileceğim bir şey olursa haber ver, tamam mı? Tamam. Sağ ol. Annesini hastaneye götürmesi gerekiyormuş. Aa, söz vermişti. Geleceğim demişti. Biz onun kafası dağılsın diye buralara geliyoruz. Hanımefendinin yaptığına bak. Sağlık daha önemli Berçin. Neyse. Ya nereye? Eve. Luna Park. Ya biz buraya Aslım'ın morali düzelsin diye geldik. Aslım yoksa burada durmamızın bir anlamı yok. Şöyle bir dolansaydık en azından. Sen istiyorsan kal. Yok, ben ne yapacağım tek başıma burada? Dur, ben de geliyorum. Ha, Eylül. Yarın sınav başvuruları var. Gelirken evraklarını getirmeyi unutma. Tamam tamam, aklımda. Hadi bay bay. Bay bay. Aslanım, bir dur bakayım sen orada. Aslım hastaneye gitmemiş miydi? Niye burada? Belki işi erken bitmiştir. Boş ver, sen biz gidelim hadi. Aslım durduk yere yalan söylemez. Bu işte bir iş var. Konuşmam lazım. Ya Allah Allah. Belki bize gelmek istememiştir. Hem sen neden rahatsız edip duruyorsun bu kızı? Hadi biz gidelim, boş ver. Evet, konuşacağım. Her şey ortaya çıkacak. Allah kahretsin. Aslım. Siz Luna Park'a gitmemiş miydiniz? Niye bana yalan söyledin? Geldim işte, ne konuşacaksın? Aslım benim kızım mı? Ne? Hediye. Cevap ver. Aslım benim kızım mı?